Arkadaşlar merhabalar bu videomda Geometri Full Tekrar Kampı'nda 16. günde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Katı cisimlerin son kısmı piramit, koni ve kürede olayı öğrenmiştik. Şimdi biraz olayı biraz daha bakacağız. Yani yeni nesil ağırlıklı soruların çözümlerinden bahsedeceğiz. Evet kitabımızda sayfa numarası 150. Sonra 151, 152, 153 ve 154'ü çözeceğiz. Ve katı cisimleri böylelikle bitireceğiz. Hadi bakalım dersimize. Daha doğrusu soruların çözümlerine başlayalım. Örnek 24'te kalmıştık. Böyle iki tane küre bir silindirin içerisine konmuş. Ve kürelerden birinin yarı çapı kaç santimetredir diye soruluyor. İşte boşluğun hacmi de 288 pi olarak verilmiş. Şimdi kürenin yarı çapına R dersem. Çemberler birbirine değdiğinde merkezleri birleştiriyorduk. Merkez T'ye çektik. Merkez T'ye çektik. Merkez T'ye çektikleri uyguladık. Hocam burası R, burası R, burası R, burası R. E burası R. Aynı zamanda burası da R oldu. Yani silindirin yarı çapı da R oldu. Yüksekliği de kaç oldu? 2, 4. 4 R oldu. Şimdi boşluğun hacmini bulurken ne yapacağız? Silindirin hacminden. Yani hocam silindirin hacmi. Pi R kare çarpı 4 R'den neyi çıkartacağız? 2 tane kürenin hacmini çıkartacağız. 4 bölü 3 pi R küpten 2 tanesini çıkartacağız. Bu da 288 pi'ye eşitmiş. Şimdi burada burası ne yaptı? Şurada işlemi devam ettireyim. 4 pi R küp eksi 4 bölü 3 pi 4 bölü 3 değil. 8 bölü 3 yaptı mı? 8 bölü 3 pi r küp. Eşittir 288 pi. Hocam 3 kere 4 12. 12 8 çıktı 4. 4 pi r küp bölü 3 eşittir 288 pi yapar. Pi'ler gitti. Hocam pi'ler şöyle gitti. 2'ye bölsen 144. 2'ye böldüm. Bir daha 2'ye böl. 72 yaptı. R küp de buradan 72 çarpı 3. Yani 216 yaptı. O zaman r de buradan 6 mı geldi? Evet. Kürelerden birinin yarı çapı isteniyor. Cevap Edremit yapar. O 24. soruda. Geldik 25'e. Evet. Şimdi ABC dedik yamu ile ilgili ifadelerinden hangisi doğrudur diye soruluyor. AD kenarı etrafında döndürürsem. AD kenarı etrafında döndürdüğümde. AD'ye göre simetriğini alıyorum. Uç noktalarını yuvarlak koyuyorum. Kesik koni çıktı. 360 derece döndürülürse kesik koni oluşur. Doğru mu? Doğru. Birincisi doğru. İkincisine bakalım. AB kenarı etrafında döndürülürse. Evet AB kenarı etrafında döndürelim. AB'ye göre şekli simetriğini alacağız. Hop şöyle. Hop şöyle. Hop şöyle. Uç noktalar. şöyle döndürüyorsun. Yuvarlakların dikey olacak. Şöyle yuvarlakları dikey koyduktan sonra silindir artı koni çıktı. Evet silindir ile koninin birleşimi olur. Doğru. Öbürüne bakalım. DC kenarı etrafında. DC kenarı etrafında dolu kısım burası. Buna dikkat et. Bu önemli. Buna göre simetriğini alıyorum. Hocam şöyle bir şey yaptı. Simetri. Ve dolu kısımda şurası uç noktalara şöyle bir yuvarlak koyarsam hocam bu sefer silindirin içini ne yapmışım? Oymuşum. E silindirin içi oyuk hali. Evet silindirden bir koni çıkartılmıştır. Doğru mu? Bu da doğru. Yani her üçü de doğru olmuş oldu. O zaman örnek 25 E dremit oldu. Geldik örnek 26'ya. Evet açılmış hali çok önemliydi. R bölü R'yi bilmiyorum. L alfa bölü 360 eşittir. 45 bölü 360 eşittir. Hocam sadeleştir. 8 geldi. L dediğimiz 8R yaptı. Şimdi L dediğimiz 8R yaptıysa eğer L dediğimiz yere 8R ye koyarsam S1 alanı yanal alan pirildi. P, R, L. L dediğimiz 8R. Burası da P, R kare değil mi? Evet. O zaman S1 bölü S2 neye eşit oldu? S1 dediğimiz P, 8R kare oldu. Öbürü de P, R kare oldu. P'ler gitti, R kareler gitti. O zaman cevap 8 olur. Yani 26. soru Balıkesir oldu. Geldik 27'ye. Şekildeki silindir 8 cm yüksekliğine kadar su ile doludur. Silindirde bulunan su boş koniye boşaltıldığında koninin tamamı doluyor. Evet bunun hacmi koninin tamamını dolduracakmışım. E o zaman bu koninin hacmi yani pi r kare çarpı 18 bölü 3 bu silindirin hacmi eşit olacak. Yani pi r kare çarpı 8'e eşit olacak. E o zaman 8'ler gitti mi gitti. Sonra pi'ler gitti mi gitti. 18 3'e bölünce 6. 6 kere 8 48. R kare 48 oldu. R da buradan kök 48 olur. Yani R buradan 16 çarpı 3 ya 4 kök 3 olur. Yarı Yarıçap 4 kök 3 oldu. Silindirin taban yarıçapı nedir diye soruluyor bize. Örnek 27'yi böylelikle Denizli buluruz. Geldik örnek 28'e. Şekilde verilen çay yapma makinesinin taban yarıçapları 2 ve 4 santimetre yüksekliği de 3 santimetre olan kesik koni şeklindeki alt bölüm ile taban yarıçapı 2 santimetre olan dik silindir biçimindeki üst bölümden oluşmaktadır. Makine tamamen boş iken 48 pi Hmm, tamam. Makine tamamen 48 pi. Bo boş iken 48 pi santimetre küp su konulduğunda üst kısmındaki suyun yüksekliği ne olur diye soruluyor. İşte bu. Arkadaş burada çay yapma makinesinde. Şu içinde de su mu oluyor? Evet. Şimdi buradaki suyun yüksekliği isteniliyor bizden. Şimdi 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 şimdi. Burada bir kere kesik koni var mı? Var. Kesik koniyi şöyle bir tam koniye tamamlayayım. Yani hatta yan tarafta yapayım onu bir kesik konuyu şöyle şurada göstereyim arkadaşım. Gösterdim. Evet burası kaç? Yarı çapı 2. Bunun yarı çapı kaç? 4. Şuradaki yükseklik kaç verilmiş? 3. Arkadaş burada şunu şöyle birleştirecek olursam. Benzerlik oranı 2 bölü 4. 1 bölü 2. 1 bölü 2 demek orta taban demek. Yani burası da 3 olması demek. Hocam 1 bölü 2. Yani şunlar birbirine eşit. 1 bölü 2'nin kübü kaç? 1 bölü 8. Yani burası V iken kesik konuya ne olacak? 7V olacak. Tamamı 8V olduğundan. E ben V'yi bulabilirim. V neye eşit? Yarı çap ve yükseklik belli. Pi r kare çarpı h bölü 3 bölü 3 unutma. 4 pi'ye eşit işte oldu. O zaman burası 7 7 v dediğimiz 4 kere de 28 pi mi oldu? Evet. Burası 28 pi oldu. Şimdi makine tamamen boşken yani şurası da içi de su alıyor bunun. O zaman 48 pi su konulduğunda 28 pi'si buradaysa buraya 20 pi mi kaldı? Evet. Bu 20 pi olduğunda yüksekliği ne olur diye soruluyor bize. Yani silindir şeklindeydi ya yarıçapı da 2 ya pi r kare çarpı h 20 piye eşit olsun diyor bize. Piler gitti. H'ı da buradan kaç buluruz? 5 olarak buluruz. Evet. 28'i balık esir bulduk. Geldik 29'a. Vay vay vay. Vay seni vay. Şimdi burada bu şekilde konulduğunda su böyle oluyormuş mu? Bir bakalım. Yüksekliği 12 birim olan içi boş bir dik dairesel silindir içine. Şekil birdek gibi yüksekliği 12 birim olan dik konu yerleştirilmiştir. Evet yüksekleri aynı. Bu silindirle koninin arasına V1 hacimli küp olan su doldurmuş ve suyun yüksekliği 6 birim olmuş. Suyun yüksekliği 6 olmuş. Yani şunlar birbirine eşit olmuş. Arkadaş ben şunu sana bir hatırlatayım. Bir silindir ile bir koni yüksekliği aynıysa bunun hacmi taban alan çarpı yükseklik bölü 3 iken bunun hacmi de taban alan çarpı yükseklik ya hacimleri oranı 1 bölü 3'tür. Hacimleri oranı 1 bölü 3'ten gideceğim. Bu arada burada da şöyle de bir eşitlik var mı? Var. Burada da benzerlik hacim ilişkisi var. 1 bölü 2'nin kübü 1 bölü 8. Yani ben buraya V dersem tamamı 8 ve bu sulu kısmın olduğu yerdeki dolu kısma yani şuraya 7V kaldı. E buradaki koninin hacmi 8V iken bunun tamamının 1'e 3 oran vardı 24V olması lazım. Yüksekleri eşitse o zaman buradaki hacime 12V kaldı. Buradaki hacimde 12V olmak zorunda. Yüksekleriyle hacimleri doğru orantılıdır. E o zaman burada şu bir dağ gibi düşün. Bir konik olmuştu ya araya su konmuştu. 7V'si buradaysa 12V boşluğa ne kaldı? 5V kaldı mı? Kaldı. Evet boşluğa 5 v kaldı. Bu V1'miş. Şekil 2'de gibi ters çevrildiğinde de e, bir miktar daha su koyup yine yüksekliği 6 yapılmış. Yine bunlar birbirine eşit. Yine burası 7'ye ya V7 v 7V çünkü benzerlik oranı 1 bölü kaç? Şöyle düşünecek olursak 1 bölü 2 yine V7 V 7V oldu. Tamamı yine 24 V olmak zorunda. E, 24 V ise bu iki eş parçaya böldü. 12 V'ye 12 V paylaşmak zorunda burası. V'si buradaysa buraya da 11 V kaldı. Evet suyun hacmi burada da 11V yaptı. Bu da V2 ymiş. V1 bölü V2 isteniyor bizden. 5V bölü 11V isteniyor. O da ne çıkıyor? 5 bölü 11 çıkıyor. Yani örnek 29 böylelikle balık kesir oldu. Benzeri bir soru sınavda çıktı. Yine karşına çıkabilir. Evet örnek 29'u çözdük geldik. Örnek 30'dayız. yarıçapı 4 yüksekliği de 6 olan dik dairesel silindir bir sürahin içine tamamen doldurulmuş. Buna göre bu sürahideki su ile yarı çapı 2 santimetre olan yarım küre biçimindeki bardaklardan kaç tane doldurulabilir? Arkadaş 4 bölü 3 pi r küpten x tanesi bununla dolduracağım. Yani pi r kare çarpı h. Bunun hacmi x tane bu yarım kürenin hacmine eşittir. Tabi yarım küre dediğimiz için 1 bölü 2 ile de çarpmayı da ihmal etmeyelim değil mi? E, o zaman ne oluyor arkadaşım burada? Şunlar şunlar gitti 2. 8, 2, 16. E, buradaki pi'ler de gitti. O zaman burası 16 x bölü 3 yaptı. Eşittir. Bu da 16 çarpı 6 eşit oldu. 16'lar da gitti. 6 kere 3 18 oldu. O zaman x'i böylelikle 18 olarak buluruz. Örnek 30 C han çıkar. Geldik örnek 31'e. Şekil 1'deki o merkezi 10 santimetre yarıçaplı daire biçimdeki kağıttan yarım daire kesilmiş. Bu yarım daireden de bir konum oluşturulmuş. Evet. Bu yarım daireden de A B noktaları çakıştırarak bir şey oluşturmuş. Evet. Konuyu açtığımız zaman bir yarım daire. Yani yarım daire ağza çıkama. Bir de bunun kapağı olacak değil mi? Şimdi burası R iken burası L olmuyor muydu? Evet. Bizim için önemli olan R bölü L. Alfa bölü 360 da açık hali verildiğinde. Hocam açı yok. Var yarım bu burası. Yani açımız 180 derece. 180 bölü 360 eşit olacak. Gitti gitti. Burası 2 yaptı. L dediğimiz 2 R'ye eşit oldu. L dediğimiz 2 L 2 R'ye eşit oldu. Burası da R mi? Evet. Şimdi başka bize bir ne verilmişti? O merkezli 10 santimetre yarı çaplı. Bunun yarıçapı zaten 10 santimetre verilmişti. L 10 santimetre verilmişti. E o zaman burası 10sa yarıçap kaç yaptı? 5 yaptı. Bizden yükseklik mi isteniyor? Evet. E burada Pisagor ya da 10 var, 5 var. 30-60-90 üçgeni bu. E o zaman 30-60-90 üçgeninden 30'un karşısı, 60 karşısı da 5, 60'ın karşıda 5 kök yapar mı? Yapar. Bizden de zaten yükseklik isteniyor. 31. Soru denizli yapar. Geldik 32'ye. Aşağıda tabanı eşkenar üçgen olan ve tepe noktası T olan bir piramit şeklinde meyve suyu kutusu gösterilmiştir. Tabanı eşkenar üçgen. Burası eşkenar üçgen. Ve alan TAB'den bahsetmiş. Arkadaş tabana eşkenar üçgense bu düzgün piramittir. Düzgün piramitte bütün bu yan ayrıt uzunlukları birbirine eşit değil midir? Eşittir. Ee, başka bir şey verilmiş mi? Alan TAB verilmiş. Yani şu ikizkenar üçgen, şu ikizkenar üçgenin alanı verilmiş bize. Dur bakalım. Burayı kaç vermiş? TK uzunluğu 3, AT uzunluğu 12 verilmiş. TK uzunluğu 3, AT uzunluğu 12 yani burası 9. Yani şu uzunluklar 12. Hocam burası 12 burası 12. Bu üçgenin alanı verilmiş. Tabanına ait yüksekliği mi çizeyim? Hayır bu taban yok ki buraya ait yüksekliği niye çiziyorsun? E neresi verilmiş? Burası verilmiş. Bu tabana ait yüksekliği çizelim. Şuraya h diyecek olursam 12 çarpı h bölü 2 kaç olacak? 36 olacak. E buradan sadeleştir. 6 h 36 ise h'ı buradan 6 buluruz. Vay h 6 mı? 6. 90'ın karşısı 12 ise hangi açının karşısı 6'tır? 30. Yani bu ikizlerin şu üçgenlerin hepsi eş üçgen ya. Buradaki açılarını 30'ar derece buldum. O zaman burada ben ne yapıyorum? Karıncayı A'dan başlatıyorum. Bir yüzey, 2 yüzey, 3 yüzeyden götürüyorum. Hocam 3 üç tane üçgen yüzeyi açacağım. Bir yüzey 30 derece burası. 2. yüzey 30 derece burası. 3. yüzey de burası da 30 derece. Ve bunlar 12, 12 birim değil mi? Evet 12, 12 birim. Nereden başlayacağım? Buradan başlayıp hop AT doğrusunda 3'e 9 şeklinde gelecek. Yani şurası 3'e 9 şeklinde gelecek. Bizden de şu uzunluk isteniyor. Arkadaş 30-60-90 yaptı burası. Yani şöyle bir dik üçgen çıktı karşıma. Burası 3 burası 12 burası x. Hocam burası 3 çarpı 1 kısa yoldan yapıyorum. 3 çarpı 4 burası da 3 çarpı kare kütünde. diğerlerin kareleri toplamı değil miydi? Evet. 1 artı 16'dan cevap 3 kök 17 çıkar. Güzel bir soru. 32. soru. İlla ezbere iş yapmayın. Mantıklı iş yapın. Bu tabana ait yükseklik lazımdı bana. Bunu çizdim. Tamam dikkat. 32. soru Denizli. Yani neymiş? Üçgen bilgisi olmadan bu işler olmuyormuş. Geldik örnek 33'e. Aşağıda karedik dik piramit şeklinde çatısı ve çatı üzerindeki A noktasından A noktasına sabitlenmiş bir tanak anteni olan görseli verilmiştir. Tamam. Şimdi 30 derece verilmiş. KTL. Hocam KTL. Şurası. Şimdi karedik dik piramit şeklinde ya. Bütün üçgenlerimizin buradaki açıları 30'ar derece değil mi? Evet. Başka MA ile şurası MA ile şurası eşit verilmiş. Buradaki BK burası K iken burası da 3K verilmiş. Hocam burası K'yken burası 3K verilmiş. ha 4 kken 4K burası da 2K. 2K oldu mu? Oldu. Çatının yan yüzeylerinin alanları toplamı. Yani şu üçgenlerin alanları toplamı 192 olarak verilmiş. Bize arkadaş bir tane üçgenimiz şöyle değil mi? 30 derece burası. 4K burası. 4K burası değil mi? Evet. 4K çarpı 4K çarpı sinüs 30 bölü 2'den 4 tane var diyebilirsiniz. Ya da ne uğraşıyorsun kardeşim? Çek bir 90 derece. 90'ın karşısı 4K'sı 30'un karşısı 2K yapar. 4K çarpı 2K bölü 2'den 4 tane var de... Buna da 192 D. 2'ler gitti. Buradan 4 kere 4 16. 16 k kare eşittir. 192 yaptı. Vallahi buradan 2'ye bölsem 2'ye bölsem 98 yap 96 yaptı. Burası da 8 yaptı. Bir daha 2'ye böl 2'ye böl 48 yaptı. 4 yaptı. 2'ye e, böl 24 2'ye böl 12. Yani k kare eşittir 12 yaptı. K'yı da buradan 2 kök 3 bulduk. Evet. Şimdi k'yı 2 kök 3 bulduysak burası 4 kök 3 burası da 3 kök 3 oldu bize buradan bir kablo çekilecekmiş bu kablonun şeyi soruluyor bize. Arkadaş aç 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 üçgenlere iki tane üçgen aç. Bu üçgen yüzeyi ve bu üçgen yüzeyinden gidiyor. 30'luk yüzeylerden gidiyor. Şu 30'luk yüzeylerden gidiyor. Ama burada şuradan başlıyor buradan buraya geliyor. Yani bizden şu uzunluk istenecek. Burası 30 derece burası da 30 derece. Burası kaç oldu? Hocam k'yi 2 kök 3 bulmuştuk. O zaman burası 6 kök 3 oldu. Şurası 6 kök 3. Burası 4 kök 3. Ve buradaki açımız 60 derece x. Yani şöyle bir üçgen çıktı kardeşim. Şurası 60 derece. Burası 6 kök 3. Burası 4 kök 3. Hocam kosinüs teoremi. Yapmam. Yapmam kardeşim. Çekerim bir 90 derece. 90'ın karşısı 6 kök 30'un karşısı e, yarısı 3 kök 3 yapar. O zaman buraya kök 3 kaldı. 30'un karşısı 3 kök 3'e 60'ı karşısı kök 3 katından dolayı 9. Pisagor. X'i de böylelikle bulmuş oluruz. Bizden bu uzunluk isteniyordu. X kare de buradan 81 artı kök karesi 3. Yani 84 yapar. Kök 84 yapar. O da 2 kök 21 mi yapar? Evet. Yani örnek 33 böylelikle balık kesir çıkar. Geldik örnek 34'e. Aşağıda evet. İlk önce yan aritleri böyle yay yüzeylerine birleştirmişiz. Altıgen bu şekilde. Normalde altıgeni siz nasıl açıyorsunuz? Hocam şu şekilde altıgen çizdikten sonra Hocam üçgenleri de şöyle koyayım dersiniz. En güzel açılım budur değil mi? Sonra bu üçgenleri yukarıda birleştireyim dersiniz şöyle. Ama bu şekilde de açılımda karşımıza gelebilir. Dikkat. Şimdi bunlar ne? Hepsi L, 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 L. Yani L dediğim bu yan ayrıt uzunlukları. E, taban ayrıtı 4. Hocam 4, 4, 4, 4, 4, 4. Burası da 4. Burası da 4, burası da 4, burası da 4, burası da 4, burası da 4. Burası da 4. Bu ayrıt uzunlukları da hepsi birbirine ne eşit olduğunu biliyoruz. Bu şekilde bu açılımın çevresi 50 santimetreymiş. O zaman buraya bir A diyecek olursam. Çevresine bakayım. Hocam 1, 2 tane A var. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane de 4 var. Yani 10 tane 4, 40 artı 2A 50 verilmiş. Buradan 2A eşittir 10 verilir. A'yı da buradan ne buluruz o zaman? 5 olarak buluruz. A5 piramit hacmi isteniyor. O zaman şu piramidi şöyle bir oluşturayım. Piramidin cisim yüksekliğini bulmalıyım ben. Hocam piramiti çizdik. Tepede bir nokta aldım. Şunları birleştirdim. Şu şekilde yaptım. Hocam birleştirdik. Tamam eyvallah her şeyi bulduk. Şimdi ben ne biliyorum? Bir ayrıtı 4. Hocam L'yi kaç bulduk? 5 bulduk. Alttaki şeklin ağırlık merkezine düşüyordu. Ağırlık merkezinde şu en uzun köşegenlerin kesim noktası değil midir? Evet. Şu çizilen yükseklik hop buraya denk geldi. O da buraya gelsin. Şu eşkenar üçgenden 4, 4, 4, 5. 3, 4, 5 üçgeni yapmaz mı buradaki dik üçgende? Yapar. Yüksekliği 3 bulduk. O zaman hacim isteniyordu. Altıgenin alanı neydi? 6 tane eşkenar üçgenin alanı. A 3 bölü 4. Çarpı yükseklik 3. Bölü 3'ü de unutmayın. Piramitlerde ucu sivri olan şekillerde bölü 3 yapıyoruz. Sadeleştirdim. Cevapta ne çıktı? 24. Kökü 3 çıkar. Evet cevap Ceyhan oldu. 34. soruda. Geldik 35. soruya. Şahin Bey oğlu Emine doğum günü hediyesi için içerisinde oyuncak arabalar bulunan kesik piramit şeklinde bir oyuncak kutusu almıştır. Tamam. Oyuncak kutusunu da bu şekilde açmış. Hmm. Kesik piramit şeklinde. Arkadaş kesik piramitimiz çizelim. Ne olur ne olmaz çizelim. Kesik piramidi şöyle bir çizin kardeşim. Kesik piramitten bahsediyorsa ilk önce bir piramit çizin. Sonra o piramiti tabanına paralel bir düzlemle kesin. Hocam şöyle çizdik ya tabanına paralel bir şekilde kestiğimiz zaman işte bizim kesik piramitimiz burası. İşte açık halde burası. Bak iki tane büyük kare bir büyük kare bir küçük kare tabanda tabanda. Yan yüzeylerde yamuk. Açılık, açılış hali bu. Kutumuzda bizim bu şekilde. Üstü düşünmeyin. Şimdi yamuğun yan kenarları 15'er santimetre. Yani şunlar 15 santimetre olarak verilmiş. Tamam. Yamuğun alt ve üst tabanı sırasıyla 12 ve 30'dur. Yamuğun alt, üst, alt ve üst tabanı 12 ve 30. Yani burası 30. Burası da 12 şeklinde olacak. Aa hocam 12 bölü 30. Benzerlik var burada. 12 bölü 30. 6'ya böl. 2 6'ya böl. 5. 2 bölü 5. 2 bölü 5 şeklinde olacak. 2 A ise 5 A olacak burası. Burası 3 A olacak o zaman. 3 A 15 ise A 5 çıktı. Yani burası 10 mu çıktı? Evet. Şimdi başka bir şey var mı? Buna göre hacmi. Bu kapalı kutunun hacmi istemiyor. Arkadaş ne yapacağız? Yükseklik. Şu yükseklik çizecek olursam alttaki şeklinde ağırlık merkezine düşecek. Dik çiz, dik çiz, dik çiz olayı yapıyorduk. Ya da yan ayrıt belliyse şuradaki dikten de buluyorduk. 12 12 ise burası 12 kök kimi yapacak? Evet 12 kök ki ise bunlar 6 kök ki 6 köklü olacak E o zaman burası 6 kök ve ondan e, Pisagor bağıntısından haşı bulacağım Yani 10'un karesi 100 eşittir 6 kökgenin karesi 72 artı h kare buradan 28 çıktı h kök 28 çıkar yani 2 kök 7 çıkar Bu arada benzerlik oranı kaç 2 bölü 5 2 bölü 5'in kübü kaç yapıyor 8 bölü 125 yapıyor değil mi? Evet 125 yapıyor Yani buradaki hacim 8 ve iken. Burası kaç V yapacak? 117 V yapacak. 8 V'yi bulabilir miyim? Bulabilirim. 8 V hacmi neye eşit? Taban alanı 12'nin karesi 144 çarp yükseklik. Yükseklik de 2 kök 7 bölü 3'e eşit değil mi? Evet. E o zaman buradan hadi bakalım işlemimizi yapıyoruz. Hocam buradan 2'ye bölsem 2'ye bölsem 72 yaptı. 4 yaptı. Bir daha 2'ye bölsem 32. Bir daha 2'ye bölsem 18 yaptı. 18 ile de 3 sadeleşse e, 18 ile 3 sadelesi 6. 6 kere 2 12. 12 kök 7 bulurum bunu. Neyi bulduk? V. V 12 kök 7 oldu. A benden ne isteniyor kardeşim? 117 V isteniyor. 117 V eşittir nedir? 117 çarpı 12 kök 7. Sonu 2 kere 7 14 olacak. Sonu 4'lü olan bir de kök 7'li olan Edrem şıkkında var. Sen çarpabilirsin de 117 ile 12'nin çarpımı 1404 çıkıyor arkadaşım e, ee, işi garantiye alalım mı? Alalım hadi bakalım. Şunu 12 ile çarpsam. 2 kere 7 14. 2 kere 1 2 3. 2 kere 1 2. Sonra 117 burada. 4 burada 0 burada 3. 4 burada 1 burada 1404 yapıyor. Gerçekten de cevap 1404 kök 7 çıktı mı? Çıktı. Tamam. Korkmayın bu sorulardan. Rahat bir şekilde yaparsınız. Kesik bir remit gördüğün zaman tamamla. Üsttekinin hacmini bulduktan sonra alttakinin hacmini hayli hayli bulursun. 35. soru. Edremit. Geldik 36'ya. Evet şimdi burada e, suların hacimlerini eşitleyebilirsin ama ben hem silindir hem de koni gördüğüm zaman şunu yapıyorum. V3V olayını kullanıyorum. E ben bunu böyle gördüğüm zaman ne yaparım? Şunu şöyle bir silindire tamamlarım. Ya da şurada var ya şunu şöyle bir silindire tamamlarım. Silindire tamamladığım zaman şöyle bir şey. Burası V iken burası ne diyeceğim? 3V diyeceğim. Sonra başka bir şey verilmiş mi? Verilenlere de bakalım. Şekil 1'de taban yarıçapları eşit. Yüksekleri de 3H olan dik silindir. Yani burası 3H verilmiş. Şuradaki yükseklikte H verilmiş. E buradaki yükseklik H. Bak H'daki 3 ve dikkat et. Bunu şimdi kullanacağım. Sonra ne olmuş burada? Kabın içindeki suyun yüksekliği de 2 bölü 3'ün eşit. Bu 2, 2 bölü 3'ün eşitse burası da 2H mı yaptı? Evet burası da H yaptı. Bak şimdi. Bak şimdi bak şimdi. Ben burada şu yorumu yapabilirim. Ben buranın ne olduğunu biliyorum. Hocam buranın 3H olduğunu biliyorum. H'daki burası V iken Buranın 3V olduğunu söyledik mi biz? Evet. Şurası 3V, 1 e 3 oran var. Haştaki 3V ise 3aştaki kaç V yapması lazım? Hocam 3aştakinin kaç V yapması lazım? Haştaki 3V ise 3aştakinin 9V yapması lazım. Şunun tamamı 9V. Hocam bunun tamamı 9V ya. 1'e 2 şeklinde de paylaştıracağım burada da. Çünkü buradaki silindirin hacmi de 9V. O zaman bölü 3'e 3V'ye, o zaman 2 katı burası da 6V. Çünkü yükseklerle hacimler doğru orantılı. O zaman suyun hacmi ne oldu? 6V oldu. Hocam suyun hacminde V'si buradaysa buraya 5V mi kaldı? Evet. Şimdi dikkat. Burada da şunu diyebilir miyiz arkadaşlar? Burası 5V, buraya da ne kaldı? Buraya 5V, buraya da tamam 9V ya. 4V kaldı. Hocam burası 4x'ken burası da 5x'tir yükseklik olarak, değil mi? Ben x'i h cinsinden bulacağım şimdi. Hocam 9x toplamda, neye eşit, 3a'ya e eşit. O zaman x h bölü 3 eşit oldu. 5x dediğimiz o zaman 5h bölü 3 eşit oldu. Benden şu soru işareti h cinsinden isteniyor. O zaman h ile 5h bölü 3'ü toplayacağım. Toplamda 8h bölü 3 geliyor. Cevap böylelikle Ceyhan yaptı. Daha farklı bir şekilde bulabilirsiniz. A ben koni ile silindir yan yana geldiği zaman bu şekilde koniyi silindir içine alıyorum. Ve 3V şeklinde düşünüyorum. Sonra hacimlerle doğru orantılı olacak şekilde alanları daha doğrusu hacimleri dağıtıyorum. Tamam ÖSYM'de bunu sever. Lütfen bu tekniği alışın sizde. Çünkü çoğu soruyu çok da kolaylaştırıyor. İstersen burada yarıçapına R deyip de pi R kare çarpı 2 H'la şurada pi R kare çarpı X deyip şuraya ya da Y deyip şuraya pi R kare çarpı Y sonra pi R kare çarpı e, burası da hmm, ne demişti? H da zaten yüksek diye. H bölü 3 birbirine eşitleyip de yine sonuca ulaşabilirdiniz. Anlaştık. Evet 36. soru. Ceyhan geldik 37. soruya. O merkezli daire biçimindeki karton bu şekilde kesilmiş. 120 derecelik dilim yapılmış. Oluşan bu daireler kıvrılarak bir konu oluşturuyor. Bir 120 dereceliği kıvıracağım bir de 240 dereceliği kıvıracağım. Elde edilen konülerden büyük olan hacmi küçük olan hacminin kaç katıdır diye soruluyor bize. Şimdi her ikisinde de L aynı mı olacak? Evet. Şimdi bir 120 derecelik konimiz olacak elimizde. Bak dikkat. Bir 120 derecelik bir dilim olacak. Bir de 240 derecelik konimiz olacak elimizde. Şimdi bunlardan hacimler oranı hissediliyor. Her ikisinde de L aynı mı? Aynı. Şimdi bir kere e, bunun R'si bunu kıvırdığında şöyle bir konu oluyor mu? Oluyor. Yani bunda her ikisindeki L aynı mı? L aynı. R bölü L alfa bölü 360 diyeceğim burada. Hocam R bölü L e, alfa bölü 360 120 bölü 360'dan buradan L'yi kaç buluruz? Şunlar sadeleşti. 3 R buluruz. Hocam buradaki R bunun yarıçapına da büyük R diyelim. R bölü L 240 derecelik bu şeyi kıvırdım. 240 bölü 360'dan. Buradan da sadeleştir. Hocam kaç yapıyor? 8'e bölsen 3 kere 8 24. 8'e bölsen bir dakika sıfırlar. 6'ya bölsen 4. 6'ya bölsen 6. 2 bölü 3 yapıyor burası. 2 bölü 3 yaptı. O zaman buradan da 3 R'ye eşittir. 2 L yaptı. Ee, o zaman burada L dediğimiz 3 R'ydi. L dediğin yere 3 R ye yazarsan eğer. O zaman buradan da büyük R'de neye eşit olmuş oldu? E hocam 3'ler sadeleşti. 2R'ye eşit olmuş oldu. Evet. Yani bunu da koni yaptığımız zaman burası da 2R oldu. Bu L iken. L'nin de biz 3R olduğunu biliyoruz. L 3R olduğunu biliyoruz. Buranın da R olduğunu biliyoruz. Burada da bak büyük R'yi küçük R cinsinden yazdık böyle. Şimdi bunların hacimini, hacimleri oranı nedir diye soruluyor. Bu yükseklik ne yapıyor? 9'dan 1 çıktı. Kök 8 yani 2 kök 2R yapar burası. Buradan da 9'dan 4 çıktı. Kök 5R yaptı burası. Şimdi hacimlerine bakalım. Şimdi büyük olanın hacmi. Pi 2R'nin karesi 4R kare çarpı yükseklik. Kök 5R bölü 3. Bölü küçüğün hacmi. Pi R kare çarpı yükseklik. Yükseklik 2 kök 2R bölü 3. Bölü 3'ler nanay. Pi R kareler nanay. Ondan sonra acaba burada 4 ile 2 sadeleşse. Burada 2 kaldı. O zaman cevap ne yaptı? 2 kök 5 R'ler de nanay bölü kök 2'ye eşit oldu. Kök 2 işleniyle çarparsam o da 2 kök 10 bölü 2'ye eşit oldu. Yani cevap kök 10'a eşit olmuş oldu. Evet kök 37 de güzel bir soru. Şuna bir yıldız atalım. ÖSYM bunu sever. Böyle bir soruyu karşına çıkarır. Tamam. 2 tane konu oldu. 120'lik ve 240'lık. birinde yarı çap R iken birinde yarı çap 2R oldu. L'ler aynı. Bundaki L 3R. Bundaki L 3R. Pisagor bağıntılarından yüksekliklerde ayrı oldu. Biri 2 kök 2 biri de kök 5 re oldu. Evet. 37. soru C oldu. Geldik 38'e. Çekil 1'de yüksekleri eşit ve yarıçapları çapları şekildeki gibi olan kesik koniler ortak tabanları çakıştırılmış. Şurada ortak tabanları çakıştırılmış. Yüksekleri eşit. Yani burası haş gel. Şurası da ne verilmiş? Haş verilmiş. Hmm. Ayrı ayrı kesik konilerde biz ne yapıyorduk? Kesik koniyi tamamlıyorduk. Bunu tamamlayacağım. Üsttekini tamamlayacağım. Aynı şekil üzerinde tamamlamayayım. Birinde 4 r r birinde de 3 r r var. Şu aşağıda işlemi yapayım ben. Birinde 4 r r var. Şu şekilde yaptım. Birinde de 3 r r olacak. Şurası 4 r. Burası da r. Öbürü de 3 r r olacak. Şöyle yapıyorum onu da. 3 r r olacak. Şöyle tamamladım. Ve burası 3 r r değil mi? R'ye 3 r 3R şeklinde olacak. Ben bunu tamamlarsam böyle ve bunların yükseklerinin de eşit olmasını unutmayayım. Şu yüksekler birbirine eşit olacak. E, ben bu kesik konuya tamamlarsam şöyle şöyle. Hocam 1 bölü 4 oran var. Yani şöyle yapacak olursam 1'e 4. 1 bölü 4. Yani burası A iken burası tamam 4A ya da yükseklere gidelim buradan. Şurası H1 iken şurası H1 iken tamamı 4H1 yani burası 3H1 olacak. Ama bunların yükseklere eşit olmayacak. Bak şunu şöyle tamamladım da bunların yüksekleri eşit olmayacak. Kesik konilerin yüksekleri birbirine eşit. Tamam H1'e 3H1 oldu burası. Burada da şunu şöyle çizecek olursam. Hocam burada da 1'e 3 oran var. O zaman burası H2 ise birek tamamı ne olacaktır? Tamamı 3H2 olacaktır. Buraya 2H2 kalacak. E burada 3H1 ile 2H2 birbirine eşit mi? Eşit. Bunlar kaçta birleşiyor? Altta birleşiyor. Yani ben buraya 6K dersem eğer 6K olması için şurası 6K dedim. 3, 3H1 6K ise H1 de o zaman kaç K yaptı? 2K yaptı? Evet. Zaten 1'e 3 oran olacak. E burası da 6K yapması için. Şuranın 6K yapması için. Burası 6K dedik ya. 2H1 6K ise o zaman burası da 3K mı oldu yükseklik olarak? Evet. Sonra ne yapacağız burada? Burada bunların hacimleri işin içine girecek. Burada benzerlik oranı kaç? Hocam 1 bölü 4. 1 bölü 4'ün kübü kaç yapıyor? 1 bölü hocam 4'ün kübü. 4 kere 4 16 64. 64 yapıyor. Yani ben şuraya V1 diyecek olursam. Şurası da 63 V1 yapıyor. Hocam burada da 1 bölü 3 oran var. 1 bölü 3 orandan dolayı 1 bölü 3'ün kübü kaç yapıyor? 1 bölü 27 yapıyor. Hocam 1 bölü 27 ise burası V2 ise o zaman burası da ne yapacaktır? 26 V yapacaktır. Tamam. E ben şimdi bunları böyle buldum ama hacimler arasındaki ilişki mi isteniyor benden? Evet V1 bölü V2 isteniyor. Şuradaki V1 bölü V2. Buradaki V1'ler V2'ler ayrı bak dikkat et. Tamam. Şimdi ben burada o zaman şunların da hacimler oranını bulayım. Şunların hacimler oranı. Bir tanesinin hacmi ne? Hocam yarıçapı 4 yüksekliği de 6K, 2K da 8K. O zaman pi R², 4 r kare 4R'nin karesi 16R kare çarp yükseklik. Yükseklikte 8K bölü 3 bölü şunun hacmine oranı. Yarı çapı 3R pi 9R kare çarpı yüksekliğimde. Bak burası 6K burası 3K 9K mı yaptı? 9K bir de bölü 3 var. Sadeleştirmeleri yapayım. Bölü 3'ler gitti. Pi'ler gitti. R kareler gitti. O zaman buradan K'lar da gitti. Sadeleşen var mı? Yok. 6 kere 8 48. 8 48. 128 yapıyor. 128 bölü 81 yaptı. Yani burası 128 V ise hocam bunun hacmi ne yapacak? 81 V yapacak. E bu 128 V. Bak 64 V1 ya burası. Hocam 64 V1 128 ise 2 katı. O zaman V1 dediğim 2V yapıyor. Burası da 2 katı 126V yapıyor. Hocam burası da 81V. Bak dikkat et bunun tamamı 27. 27'nin 3 katı. O zaman burası 3V iken bu da 3 katı. 6 kere 3 18. 3 kere 2 6. 78V mi yaptı? Evet. Şimdi ben şunun tamamının 126V olduğunu buldum. Yani burası 126V olarak çıktı. Vay be ne soruymuş. Ondan sonra küçükteki ters olanında. Şu kesiğinin 78 V olduğunu buldum. 78 V olarak buldum. Ben bunu böyle ters bir çevirdim. Evet yani burası 78 V oldu. Sonra su dolu olan kısım 126 V değil mi? Evet 126'dan da 78'i çıkartırsam eğer Hocam 8, 7, 5, 12, 48. Burası da 48 V mi geldi? Aynen öyle. V1 78, V2 de 48 oldu. Bizden de V1 bölü V2 isteniyor. Yani 78 bölü 48 isteniyor. 2'ye böl 39 bölü 2'ye böl 24 çıkar. Yani cevap 39 bölü 24. Ulan çıkmadı zannettim. Tüh. 3'e de böl şöyle. 13 bölü 8 mi çıktı? Evet. Yani cevap denizli çıktı. Arkadaş çok güzel bir soru. Bu arada bununla ilgili büyük ihtimal bir formül araştırsak bir formül çıkar arkadaşlar. Ama biz formülsüz yaptık. Çok da güzel bir şekilde yaptık. Bunu ayrı düşündük. Bunu ayrı düşündük bu şekilde yükseklerin eşitliğini kullandık. Sonra hacimler oranından hacimlerinde ikisinde aynı 128 ve 81 v şeklinde yazdık. Ve buradaki hacimleri de böyle V'li bir şekilde yazıp burada yerine yazınca direkt cevabı ulaştık. Valla zorluk bakımından yıldız koyuyorum ama sınavda çıkar mı? Çıkabilir. Ha buradaki detaylar 126 ve 78 ve daha az detay çıkabilir. Belki burası 2R, burası R, burası 3R şeklinde verilebilir. Yani bu 3, 1, 2 şeklinde olup böyle oranlamaları daha kolay bir şekilde verebilir. Yani R 2R, R 2R şeklinde de olabilir. Ya da R 3R şeklinde de olabilir. Ama mükemmel bir soru. Ama zor bir soru. Gerçekten ama hoş bir şekilde de çözdük sanki değil mi? Evet neyse örnek 39 cevap denizli oldu. Geldik 39. soruya. Daire dilimleri verilmiş ve burada bir oran verilmiş. Evet O1A burası 3K verilmiş. O2K 4K verilmiş. Şuraya 4K yazayım buraya da 3K yazayım. Sonra bunları kıvırdığım zaman birinci kağıt ile yapılan dik koninin hacminin ikinci kağıt ile yapılan dik koninin hacminin oranı nedir diye soruluyor. Evet burada aslında bunları kıvırdığım zaman ağzı açık bir konu yapıyor. Bunların yarı çaplarından da bahsedeyim. Şunun yarı çapı hani bir tabanı varmış gibi düşün. Bununki R iken bununki de büyük R olsun böyle. Şimdi ben bunu konu yaptığımda nasıl bir konu olacak? Şu şekilde bir konu olacak. Ama ilk önce R bölü L. Yani R dediğim ne? R bölü 3K. R bölü 3K eşittir. Alfa bölü 360. Yani 120 bölü 360'dan dolayı şunlar şunlar sadeleşti. 3 yaptı burada. E hocam bunlar bunlar gitti. R K'ya eşit oldu? Evet. R K'ya eşit oldu. Peki R K'ya eşit olduysa ben bunu konuya çevirdiğim zaman şöyle bir konu yarı çap burası. R dediğim burası. L dediğim de burası. R dediğim K'ya eşit oldu. E, L dediğim de zaten 3 K'ydı. Şuraya 3 K'yı yazayım. Şimdi öbürüne bakayım. Hocam burada da R bölü L. R bölü L 4K eşittir 90 bölü 360 diyeceğim. Şunlar sadeleşti. 4 yaptı 4'ler de sadeleşti. Büyük R de K'ya eşit oldu. Büyük R dediğimde K'ya eşit oldu. Onu da bir konu yapacak olursam şu şekilde. Büyük R dediğim şurası bu K'ya eşit oldu. L'si de zaten 4K. E burası da 4K. E arkadaş şu L'yi de burada yanlış yazmışım. Burası 3K olacaktı. Şurası da 3K. E bizden hacimleri oran isteniyor. Yükseklerini bulacağız. Şöyle bir yükseklik çizsem. 9 k kareden k kare çıkınca 8 k kare. 2 kök 2 k oldu burası. Şuradan da 16'dan 1 çıkınca 15 yaptı. Kök 15 k yaptı burası. Şimdi hacimleri oranı. Birinci kağıttaki hacim şu. Yani pi r kare k kare çarpı yükseklik 2 kök 2 k bölü 3 bölü pi k kare çarpı yükseklik kök 15 k bölü 3. Evet bölü 3'ler sadeleşti. Işte. K'lar Buradaki gitti. Kakareler gitti. Piler gitti. Cevap da buradan 2 kök 2 bölü kök 15'e eşit oldu. Var mı şıklarda yok. Kök 15 ile çarparsam 2 kök 30 bölü 15 mi çıktı? Evet. Yani cevap balık esir çıktı. Kaçıncı soruda? 39. soruda. Geldik 40. soruya. Yukarıda yarı çapı 2R, R ve 3R bölü 2 olan küre, silindir ve koni verilmiş. Bu cisimlerin hacimleri eşit olduğuna göre diyor. Arkadaş bunun hacmi kürenin hacmi 4 bölü 3 pi r küp. Ya ama 2 r'nin küpü olacak 8 r küp. Bu neye eşitmiş? Buraya h1 diyeyim. Hocam pi r kare çarpı h1'e eşit olacak. Aynı zamanda şunların hacimlerini de eşitleyebilirim ama bunun yüksekliğini de bilmiyorum ya. H2 diyeceğim ya buraya da. H2'yi de ben aslında R cinsinden yine bulabilirim. Yine bunların hacimlerini eşitleyeyim. Yani 4 bölü 3 pi R küp yani 2 R'nin kübü yani 8 R küp neye eşit olacak? Hocam Koninin hacmi. 4 e, koninin hacmi. <laughs> Tab taban alanı yani pi 3 bölü 2'nin karesi. 9 bölü 4 r kare yaptı. Çarpı yükseklik h2 bölü 3'e eşit olacak. Hadi sadeleştirmeleri yapalım burada. Hocam pi r kareler gitti. Pi r kare gidince burada r kaldı. O zaman buradan h1 kaldı burada sadece. H1'i böylelikle 4 kere 8 32 bölü 3 olarak bulduk mu bulduk. Sonra buraya bakalım. Hocam bölü 3'ler gitti burada. <laughs> Pi'ler gitti. Buradan R kare gidince bir tane R kaldı. H2 gitti. Bölü 4 buraya bu, bu, bu olarak, çarpı olarak gelsin. 16 çarpı 8. 16 ile 8'in çarpımı 128 yapıyor. 128 9'da unutma yalnız bölü 9 olarak gelecek. Bir de burada R'si de var. H2 de bu yaptı. Tamam. Silindirin yüksekliği 32 R bölü 3. Evet 32 R'yi unutmuşuz burada. Gerçekten silindirin yüksekliği 32 R bölü 3. Doğru. Koninin yüksekliğinin 3 katı. Koninin yüksekliği 128 bölü 9. 128 bölü 9 R var. Bunun 3 katı diyor. Silindirin yüksekliğinin 4 katına eşit. Silindirin yüksekliği 32 bölü 3. 32 bölü 3'ün R'nin 4 katına eşit diyor. Gerçekten de öyle mi? Hocam bölü 3'ler sadeleşti. Bölü 3'ler sadeleşti. R'ler sadeleşti. Bu 32 ile 4'ün çarpımı 128 yapıyor. 128 eşittir. 128 doğru mu çıktı bu da? Bu da doğru çıktı. Koninin yüksekliği 16 R bölü 9. Hayır. koninin yüksekliği 128 R bölü 9 çıktı. Bu yanlış o zaman. O zaman cevap 1 2 yaptı. Cevap C han oldu. ÖSYM sormuşluğu vardır. Dikkat edin. Güzel bir sorudur bu da. Geldik bir sonraki soruya. Aa, en sevdiğim ne yapıyoruz? Koni gördüğümüz zaman onu bir silindire tamamlıyoruz. Ama öncelikli olarak burada 2 bölü kaç oran var? 3 oran var. 2 bölü 3'ün kübü kaç yapıyor? Hocam 8 bölü 27 yapıyor. Yani burası 8 V iken tamamı 27 V yapacak. Yani buraya 19 V kaldı. Silindirle koniyi aynı anda gördüğüm zaman ne yapıyordum? Hemen şunu koniyi bir silindir içerisine alıyordum. Ve silindirle konideki hacimler oranı 1'e 3'tü. Yani burası 27 ya 3 katı buradaki hacim 81 V yapacaktır. E hocam şurası 3 H burası da 3 H. Silindirlerde hacimlerle bu yüksekler doğru orantılı. O zaman burası 81 V ise burası da 81 V olmak zorunda mı? Evet. E sonra ne diyor burada? Şimdi dakikada sabit su akdan 6 dakika açık kaldığında içi boş olan kaptaki su 2 ay seviyesine. Evet bu 8V'yi kaç dakikada yapıyor? 6 dakikada yapıyor. Geriye kalan kısmını. Yani 8V'yi 6 dakikada yaptı ya. 81V'si boş, 19V'si de boş. Toplamda kaç V yapıyor burası? Topladığın zaman 100V yapıyor. O zaman 8V'yi 6 dakikada yaptıysa 100V'yi kaç dakikada yapar diyeceğiz. Doğru orantı var. O zaman buradan soru işaretini nasıl buluruz? Şu ikisinin çarpı 100 ve çarpı 6 bölü e, soru işaretiyle 8V'nin çarpımı ya bölü 8V olarak geçecek buraya. Şunlar sadeleşti. 4'e böl, 4'e böl 25, 2. 2'ye böl, 2'ye böl 3. Bu da 75 mi yaptı? Evet 75 yaptı. Bakın ne kadar kolay çıkartıyor. Bazı sorularda gerçekten kolay çıkartıyor. Şu silindiri koniye silindir yap. V'ye 3 V'yi düşün. Yani 3 katını düşün. E, yük, silindirlerde de hacimlerle doğru orantılı olacak şekilde hacimleri dağıt. Gerçekten hoş bir soru. Sınavda sorulmaya aday. Her 3-4 yılda bir böyle bu mantıkta bir soru çıkıyor. Hatta 2 yılda bir de diyebiliriz. 41. soru Denizli çıktı. Geldik 42. soruya. Taban yarıçapı 3, yüksekliği 4 birim olan şekil 1'deki dik tarihsel koni tepe noktasından geçen tabana dik bir düzlemde kesilerek tabana dik bir düzlemde kestiğim zaman iki tane yarım koni çıkıyor değil mi? 2 tane yarım koni çıktı. Evet bu böyle kestiğimiz zaman iki tane yarım koniyle karşılaştık. Ve taban yarıçapını kaç vermişti? 3 Yüksekliğini de 4 vermişti. E hocam 3, 4, 5 üçgeni. Tamam. L'sini 5 bulduk. Eyvallah. L dediği burası 3, 4. E ben burada bir yükseklik çizsem arkadaşım, şuradan bir yükseklik çizsem, o yüksekliği biz biraz önce bulduk. Şu ikiz kenarda çizilen yükseklik konumunda bak, yükseklik 4 çıkmadı mı? Evet. Hocam buradaki çizilen yükseklik aynı zamanda buradaki çizilen yükseklikte doğrusal olmak zorunda çünkü buradan dik çizdin, buradan da dik çizdin doğrusal oldu. Yarımları yapıştırmışız böyle bu cismin içine sığabilecek en büyük küre isteniliyor bizden. Bu yüksekliği 4 mu bulduk biz? Evet bu yükseklikte 4. Bu ana doğrusu da 5. Bu ana doğrusu da 5. Şimdi ben bunun içine sığabilecek en büyük küreyi ne yapmam lazım? Hocam tam burada şuraya teğet çizmem lazım. Şöyle bir küre olması lazım. E şöyle bir küre. Dikkat et şurada bir teğetlik. Şurada bir teğetlik oluştu mu arkadaşım? Oluştu. Hatta şurada da şurada da bir teğetlik var. Şöyle bakacak olursam burada da bir teğetlik var. A Dikkat edersen buradaki teğetlere bak. Şuradaki teğet 4 birim. Şuradaki teğet de 4 birim. Çember sorularında teğete dikkat edin demedim mi ben size? Evet. Yani 4 birimse burası da 4 birim. E bunun tamamı 5 birimdi. Buraya 1 birim kaldı. Aynı mantıktan. Burası da 4 burası da 1 oldu. Merkez burasıysa. O zaman merkez teğet çektik. Kürenin yarıçapı çapı re. E hocam burada şu uzunluk. Bu da küre. Bu tam böyle şeye kadar gidecek yalnız. Şuraya kadar gidecek. E, hocam buraya kadar giden kısım bu yarı çap değil mi? Şöyle düşün. Hocam şuradaki uzunluk yarıçap, Buradaki uzunluk da şuradan şu köşeye değene kadar ne yapmak zorunda? Yarıçap çap olmak zorunda. Şu teğet olduğu kısmı şu uç kısmı ya. Bu uç kısma değene kadar. Yani şöyle bir şey çıktı kardeşim. Bak şöyle bir şey çıktı. Şu üçgeni göstereyim ben sana. Hocam şuradan şöyle bir şey çıktı. Bu teğet şu kürenin merkezi. Bunu böyle birleştirdik. Burası R dedik. Bu da koninin yarıçapı tamamen. Koninin yarıçapı kaçtı? Koninin yarı çapı da 3'tü. Hocam bunun tamamı 3. Yani buraya ne kaldı? 3 eksi R'ye kaldı. E hocam şurayı da 1 bulduk. 1 bulduk. Burayı da 4. Burayı da 4 bulduk. Sonra ne yapacağız? Hocam merkez var. teğet var. Çek. Dik yaparsak. Burası da R. Al sana Pisagor. İşte olay bu kardeşim. Pisagor bağıntısında 3 eksi R'nin karesi eşittir. Hocam 1'in karesi artı R'nin karesi. Ya da alfabetaya dalıp da alfabetadan da sonuca ulaşabilirdin. Buradan 9 artı değil. Eksi. Birinci ikinci çarpımın iki katı 6R artı R kare eşittir 1 artı R kare geldi. Bu R kareler gitti. 8 eşittir 6R yaptı. R ye de buradan 8 bölü 6 yapar. Yani R'yi de buradan 4 bölü 3 olarak bulur muyuz? Buluruz. Dolayısıyla örnek 42 deniz çıktı. Oha hocam bu ne hocam deme. Sınavda bu çıktı. Benzeri çıktı. O yüzden bunlara alışkın olmak zorundasın. Baksana şöyle bir koni çizilmiş. Bu konilerde buralara teğet olması lazım sadece. Yani öyle bir şey çizdik ki şu şekilde daha düzgün bir şekilde nasıl gösterebilirim ben sana? Şu şekilde bir koni şöyle ya bu koni bu şekilde daha düzgün bir şekilde çizeyim ben sana diyeceğim ama işte koninin belli bir şeyi bu şekilde arkadaşlar. Ya yani üstten görünüm bu şekilde ama koninin yarım koni ya çizeceğiniz zaman üçgeni de şu şekilde de çizebilirsiniz. İçine sığabilecek en büyük küre bu şekilde dedik. Merkezi burası. Hop merkez diye çektik. Bunu böyle çizince bu koninin yarı çapı yaptı. Çünkü bu yarım koni ya burada. Bu da yarım koni ya böyle bu şekilde. Yarım koninin belli bir kısmına kadar geldi ya bu. O yüzden koninin yarı çapı burası arkadaşım. Bak şöyle. Hatta bu şöyle geliyor. Buraya doğru geliyor. Buradan buraya da bu yarı çap yapıyor. Bu da yarı çap yapacak. Oradan dolayı kürenin yarı çapı bu. Koninin yarı çapı da bu. Koninin yarı çapı 3'tü. Buraya 3 eksi kaldı. Sonra burada merkez T'ye çektik yaptık. İşte buradan da buradan da yaptık böyle. Burası da 1. Burası 3 eksi ee, kone'nin yarı çapı olduğu için pardon kürenin yarı çapı re, burası da 3x'li. Pisagor bağıntısından çıktı. Zor mu? Zor. ÖSYM'e sordu mu? Sordu. E bunlara alışkın olacağız kardeşim. Yapacak bir şey yok. Bunun benzeri soru çok da güzel bir şekilde ben kumu kazarak yapmıştım. Konu anlatımındaki o soruya mutlaka mutlaka bak. Hatta ÖSYM benzeri soruların içerisinde son testin içerisinde koymuştum. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya son test kitaptaki son test ya da sondan bir önceki test olması lazım. O soruya lütfen dikkat et. Evet gençler. Böylelikle o katı cisimlerde bitirmiş bulunuyoruz. Sırada ne var? Nokta analitiği var. Yani biz 16. günü bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki ders. Yani 17. gün. 17. günde analitik geometriye başlıyoruz. Nokta analitiğini halledeceğiz sizinle birlikte. Nokta ile görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.